Savol bitti ona. Ben bunu üçge bölüp versem, o gün eşit bölgelerde yani üçüncü şey sahip yapsıram bölüşü için üçge bölüp verim. Hop. Birincisi, sahih hadis bilen, Hasan hadis ne farkı ne midir? İkincisi, sahih hadis bilen, Hasan hadis birbiri gezip gelip olsa, kaysi usulge göre değildi mi, yok sanatge göre değildi mi, kaysi biri alınadı. Üçüncüsü, sal doktor oldu. Bir os vaxt oldum. Ola, bir şeye taraf kesti buna bahs kıyan edeyiz. Uşende uzun fikirlerimi bildirip yazgen edeyim YouTube kanalıge. Ki hiç kemge narsele teşer teşerdi. Uzdan uzun. Şimdi bir adam etti ki, imam terimiziydi. Hasan hadis var. Yani Nasr ibn Abdurrahman al-Kufiyana rivayet qilinadi Zayd ibn al-Qiyon al-Ammaddan Jafar ibn Muhammad otasi Jabir ibn Abdullohdan rivayet qiladi. Bu kishi bunday dedi: "Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'z vidolashuv kuni o'z tuyasiga minib ketayotganda va'z aytayotganlarini ko'rdim. Men buni shunday deb eshitdim: "Ey odamlar, men sizning orangizda bir qancha narsa qoldiryapman. Ularni tutsangiz, xatoga yo'l qo'ymasiz. Bu Allohning kitobi va mening qon qarindoshlarim, mening uydagi ahli oilam." O'sha shu keng hadis o'sha Sahih Muslimda kelgan, ya'ni saqolan hadis bo'yicha o'sha bir-biriga zid emasmi-kan degan savol kelib qoldi keyinmadi. Xo'p. Salomat bo'ling. Birinchi o'sha sahih hadis nima desa, payg'ambar alayhi salatu vasallamdan sahih hadis sanadi muttasil bo'lgan. Sanatda uzilish bo'lmagan, sanat aniq muttasil bo'lgan. Adolatli va hifzi zobit bo'lgan kishilar tomonidan xuddi o'ziga o'xshagan kishilar silsilasi orqali shuzuz, ya'ni yakkalikdan, illatdan xoli bo'lgan hadisga aytiladi. Bu ilmiy istiloh, qaytadan eshitganda tushunib olasiz. Ya'ni sanad muttasil bo'lish kerak. Imom Buxoriy masalan Humaydiydan, u palonchidan, pistonchidan borib sahobaga, sahobadan Rasulullohga borish kerak sallallohu alayhi vasallam. Va mana shu roviylar ichida adolat sharti topilish kerak. Adolat degani u odamni hadis aytarkan bu odam yolg'on gapirishi mumkin degan ehtimol bo'lmasligi kerak. Adolatli shaxs bo'lish kerak. Va zehni tiniq bo'lish kerak. Zehni tiniq. Bir hadisni 10 marta 10 xil joyda so'rasangiz, bir xil aytib berish kerak. Bitta matnni o'zgartirib olsa, zehniga ta'na yetgan bo'ladi. Va shuzuzdan xoli bo'lish kerak deyapti. Shuzuz nima degani desa, ko'p sahih rivoyatlarda kelgan hadisga bu roviylar ichida bitta ma'no to'g'ri kelmayapti. Ya'ni yolg'iz odam aytgan bu gapni. Shuzuzlik, bitta misol keltiray, Imom Termiziyda dolzat masala bo'lgan uchun. Imom Termiziyda ya'ni kim edi? Javrab hadisi. Javrab hadisini ikkita roviy Abu Qays bilan yana bir kishi bor edi, ismi kelmayapti nomi. Abu Qaysni rivoyati shoz hisoblanadi. Nimaga? Abu Qays Javrob hadisini Javrob deb rivoyat qilgan. Bir doni shurobiy. Buxoro Madina muhaddislari, Makkaning muhaddislari, Shomning muhaddislari, Basraning muhaddislarining barchasi mana shu hadisni mahsi deb rivoyat qilgan. Sahih rivoyatlarda kelgan mahsining silsilasi ko'p. Bir doni Abu Qays buni Javrob deb rivoyat qilgan. Shuning uchun bu hadisni shoz deyiladi. Shoz. Shuzuzdan xoli bo'lsa, unda nima bo'ladi? Sahih bo'ladi. O'shaning uchun bu hadisni Imom Termiziy
Hasanun sahih degan. Sahih Hasan hadis. Hop, illatdan xoli bo'lish kerak degani illat ya'ni usulga muvofiq bo'lish kerak hadis. Usul bor. Masalan, men la ilaha illalloh desam musulmon bo'laman. Bu usul bu. Lekin Alloh osmonda desam musulmon bo'lmayman. Musulmonchilikni qabul qilishlik kalimasi nimadan iborat? La ilaha illalloh kalimasidan iborat. Hadislarda la ilaha illalloh kalimasi bilan islomni qabul qilishlik bo'lsa, bu sahih hisoblanadi. Alloh osmonda degani bilan bir odamning musulmonligi isbot qilinsa, buni illati bor deyiladi. Hadis sahih, lekin illati bor. Usulga to'g'ri kelmayapti deyiladi. Hadisning sahihligiga ta'ni yetmaydi. Hadis istilohi bo'yicha qisqaroq o'tib ketyapman-da. Endi sahih hadisdan keyingi pog'onada hasan hadis turadi. Hasan hadis sahih hadisda topilishi kerak bo'lgan hamma shartlar topiladi. Faqat bitta shart topilmaydi. U nima desa, dabt. Zihnning ishonchliligi hasanda topilmaydi. Roviylar ichida kimdir zihnda chalkashlik qilib qo'yishi mumkin. O'shuning uchun uni sahihlar jumlasiga kiritilmaydi. Hasan deyiladi. Siz keltirgan hadis Imom Termiziyda, Imom Termiziy uni nafaqat hasan degan, balki g'arib degan. Siz keltirgan hadisni g'arib hadis degan. G'arib degani bu g'arib hadis nima desa, g'arib hadis hofiz muhaddislar nazdida tanish taniqli hadis emas. Hamma bilmaydi uni. Bitta shu odamning rivoyati bor. Faqat falonchidangina rivoyat qilingan bu hadis deyiladi. O'sha odamga suyaniladi xolos. Shuning uchun g'arib deyiladi. Payg'ambar alayhissalotu vassalom mendan keyin ikkita narsa qoldiryapman degan hadislari Imom Muslimda kelgan. Imom Muslimning sahih to'plamlarida kelgan hadisda tamassuk masalasi, mahkam ushlanglar, ergashinglar, dinni shundan olinglar degan jumla yo'q. O'sha men bilan bahs qilgan Qurbonjon, Qurbonali, Qurbonali aka gapni aylantirdi. Ko'rgan bo'lsanglar o'sha bahsda Imom Muslimda ahli baytga ergashish haqida hadis bor dedi. Keltir desak, mana dedi. Taraktu fikum as-saqalayn. Kitobulloh va itrati dedi. Sizlarga ikkita narsani tark qildiryapman. Ana tarikum fikum saqalayn dedi. Men sizlarga ikkita narsani qoldiruvchiman dedilar. Tarjima. Allohning kitobi va ahli baytim dedi. O'tib ketdi. Keyin men savol berdim. Imom Muslimning hadisini qaytadan o'qi dedim. Aylantirdi. Boshidan o'qiymi, oxiridan o'qiymi, hammasini o'qiymi? Hammasini o'qi dedim. Rasulullohning matnlaridan o'qib pastini. O'qiganda nima bo'ldi? Payg'ambar alayhissalotu vasallam aytgan ekanlarki, ana tarikum fikum saqalayn. Kitobulloh fihi huda va nur. Deb tamassaku bihi deganlar. Ya'ni lam o'sha Allohning kitobida hidoyat bor, nur bor, uni mahkam ushlanglar deb kitobga urg'u berganlar. Undan keyin nima deganlar? Va itrati ahli bayti deganlar. Keyin ahli baytimni qoldiryapman. Uzakkirukumulloha fi ahli bayti deb 3 marta aytganlar. 3 marta aytganlar. Nima degani? Ahli baytim to'g'risida Allohni sizlarga eslataman dedilar. Nimaga bu bashorat edi? Ahli baytga zulm qilinishligi to'g'risidagi voqeadan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ogohlantirgandilar. Bu hadisning turuqlarida Hazrati Ali radhiyallohu anhuga nisbatan ba'zi ta'nalar qo'zg'alganda Hazrati Alini olib chiqib, bu mening valiyim, kim buni vali tutsa meni vali tutgan bo'ladi degandilar. O'sha G'odir Hum hodisasida. Demak, bu joyda umumiy ma'noda Payg'ambar alayhissalotu vassalom ahli baytimni qoldiryapman degan rivoyatlari ko'p, birortasida tamassuk yo'q. Ahli baytimni mahkam ushlanglar degan gap yo'q. Mabodo bo'lsa, ulamolar aytadiki, ahli bayt ichidagi ulamolarga ergashishga dalolat qiladi. Ahli baytdan ulamolar bo'lgan. Ulamolarga ergashish bizni vazifamiz. Ahli baytni o'zigagina ergashish to'g'risida ochiq rivoyat yo'q.
Şia cemaaları ahli beytke irgeşiş deyip şu hadislerini talkın kılışadı ve bunu akıbeti radikalleşadı ular. Radikalleşiş ne mi? Sahabalarının köpçülüğünü dinden çıkan deyişedi. Sahabalarını kafirge çıkarışadı. Bu radikalizm bu. Şunun için biz ayetemiz yok deyimiz. Ahli beytke hürmet kılış meselesi de bizim hadislerini bilemiz. Hemen stoppa doğru. Lekin Allah'ın kitabından keyin keledigen narsa sünnet. Kur'an'da yüzge yakın joyda var. Ya eyyuhallezine amenu ati'ullaha ve ati'urrasul. Rasulge ergeş kanday boladı? Fakat ahli beyt arkalı degen Kur'an'da ayeti yok. Fakat Kur'an'da ahli beytke ergeşin degen ayeti yok. وَمَا آتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا umumunu bildiradi. Rasulullah nimani olib kelgan bo'lsa olinglar. Faqat ahli baytdan olib kelganini olinglar degan gapi yo'q. Demak ahli bayt to'g'risidagi o'sha bahsda yolg'on gapirdi Qurbonjon. Buni kesib Qurbonjonga tashab ruscha tarjima qilib qo'yinglar, titr qilib. Yolg'on gapirdi. Imom Muslimni aynan to'liq matnini o'qigani yo'q. Bir kısmını kesip alıp, keyingi kısmı özge kerek joyini koyup, ötüp ketti. Şunu toxtattım, cevap berolgani yok. Ona kaq aylantırdı, ben aslında bundan demokçiydim, onda yok. Bundan demokçi, bundan demokçiliğini soramadık biz. Aynen hadiste, ahli baytke ergeşin degen metin yok. Ahli baytten agahlantıraman. Ahli baytke zulüm kılıçlıkta Allah'ını esletemen sizlerge. Degen metin var. Ergeşişlik hakkında temessük ahli bayt kegen bulsa, yo zayıf, yo garip, yo hüccetke yaramaydigen buladı. Şimdi Hasan hadis bilen sahih hadis ortasında birbirine zıtlık kip kalsa nime buladı, nime kılınadı dese, bunda üçte kayda var. Hadisler bizning nazdımızda, bizning zihnimizde birbirine zıt kiliyetken de körünse, üçte hadiseden bittesini amalga aşırıladı. Birincisi, sıhhatiga karaladı, sahih hadisini alınadı. Sahih bulan Hasan turgan bulsa, sahih alınadı. Hasan'daki haligi zabıt meselesi var ki, ravinin zihninde muamma buluşu mümkün. İkinci metinle aytiyetken peyde, noturu aytivargan buluşu mümkün. Sahihinin karşısıge turalmaydı şunun için. Farazan deyirik, zaptını muamması yok idi. Hasan hadisini hem hüccetke olamı taşavar mıyımız özü? Ne kılamız dese, onda nasıhını dava kılasız. İkkelesi hem sahih. Bittesi aldım, kiyingisi kiyin aytilgen buluşu mümkün. Mesela Peygamber aleyhissalatu vesselam dastlab namaz okuligen peyde sahabeler gaplaşardı. Avvalgi hadis. Keyinchalik gaplashish to'xtatildi. Keyingi hadis. Sahobalar avval rofliyadan qilishardi namozda, har rukunda Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ni eng oxirgi o'qib bergan namozlarda rofliyadan qilmadilar. Ikkalasi ham sahih hadis. Nima qilamiz desa, buni nasq qilgan deymiz. Da'vo qilamiz. Nimaga eng oxirgi rivoyat qilganligini bilamiz. Hanafilar shuni oldi, nasqni da'vo qildi, yutib chiqdi. Endi nasqni ham o'ziga yarasha juda katta mashaqqati bor. Nasxni ham eplolmadik. Nima bo'ladi desa, keyingi yo'l muvofiqlashtiriladi. Bu hadis bilan bu hadisning o'rtasidagi biz tushunmayotgan masala aslida mana bu yo'l bilan yechiladi. Masalan, Imom Termiziyda kelgan ahli baytimga ergashinglar degani ahli baytimni ichidagi ulamolarga ergashing degan ma'no. Shunaqa ekan, o'sha ulamolar nimaga ergashgan? Sunnatga ergashgan bo'ladi. Sünnetke ergeşiş, kitapke ergeşiş boladı. Kur'an'ge ve sünnetke ergeşiş, ahli baytke ergeşişlikini inkar kımaydı. Ahli baytke ergeşiş, ahli bayt içindeki ulamalarge ergeşiş bilen boladı. Ha, ahli baytin içinde ulamalar kub bugün. Onlarge ergeşiladı. Muvafıklaştı mı? Muvafıklaştı. O hadisteki sünnetke ergeşin bilen, bu hadisteki ahli baytke ergeşinini muvafıklaştırış, ahli baytinin içindeki sünnet ulamalarına ergeşti degan ma'noni keltirib chiqaradi. Nima bo'ldi? İkkala hadis bir-birini quvvatladi, muvofiqlashdi. Hech ham bir-biriga zid emas. Bizning nazrimizda zid ko'rinsa-da, aslida ilmiy ma'noda to'g'ri ekan.
Keyingi yo'l rojih marjuh masalasi. Qaysi biri kuchliroqligini isbotlaysiz? Rojih marjuh masalasining 120 ta usuli bor. 120 ta usulini 96 yoki 97-chi usulida Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan hadis boshqa muhaddislar rivoyat qilgan hadisdan kuchli hisoblanadi. Bitta qoida bu, qolgan qoidalar ham bor. Hasan hadisdan sahih hadis kuchli hisoblanadi. Şobaning rivoyati sanad jihatidan, ya'ni hadis istilohi jihatidan kuchli hisoblanadi. Sufyonning rivoyati fiqh jihatidan kuchli hisoblanadi. Abu Hurayra radhiyallohu anhuning rivoyati rivoyat jihatidan kuchli hisoblanadi. Abdullah ibn Mas'ud Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhuning rivoyati fiqhi ma'noda kuchli hisoblanadi. Bu rojih marjuh usullariga kerak bo'lgan qoidalar. O'sha qoidalar bilan chiqaradi ulamolar. Endi qarang-da, qisqagina gap ichida shuncha gap o'tdimi? Endi siz atrofingizda yurgan, Qur'ondan to'g'ridan-to'g'ri olaveraman, sunnatdan to'g'ridan-to'g'ri olaveraman degan odamni ne kadar xatarli yo'lga kirib qolganini tasavvur qilavering. Hadislar katta bir madrasa. Uni bilmasdan turib aptekaga kirib xohlagan dorini ichib, ichi ketar bo'lib qoladi odamlar. Doğru. Lekin ma'lum bir kasallikka foydali. Ma'lum bir kasallikka diagnoz qo'yadigan olim bo'lmasa, xohlagan dorini ichinchi nima bo'ladi? Alloh ko'rsatmasin, bir xonadonda hazm qiladigan dorini ichaman deb aptekada bitta harfga adashgan. Yoki jumlani noto'g'ri o'qigan. Yuragini to'xtatib qo'ydi uchta bolani. Hadis ilmida bunca mavzulardan bexabar bo'lgan odam olib, mana shu ma'no shunaqa ekan deb ketaversa, odam o'ldirishgacha boradi. Ateistlar ham bitta hadisni o'qiyapti-da, mana mana shu hadisga ko'ra deyapti, islom shunaqa deyapti. Voy, bu hadisni shu hadisga aloqador, shu mavzuga tegishli nechta hadis bo'lsa, hammasini olib kelishimiz kerak. Bu haqida sahobalar nima degan? Bu haqida mujtahidlar nima degan? Bu hadis qachon aytilgan? Buni asl ma'nosi nimadan iborat deb tahlil qila bilish kerak. Tahlil qila bilmasa, chiqib turib gapirib, men Qur'ondan hadisdan olaman degan, qo'liga qurol olib musulmonlarni qatl qilishga harakat qilayotgan odam bilan islom xato ekan, mana hadisga ko'ra shunaqa ekan degan ateist bir xil uslubda. Bir xil bitta yo'lda ketyapti. Faqat bittasi islomni da'vo qiladi, bittasi islomni inkor qiladi. Ikkalasining ham xatosi Qur'onni, sunnatni bilmasligida, jaholatida. Demak, Hasan hadis bilan sahih hadisning o'rtasidagi farq bitta zabitda, zihinda. Roviyning zihnida muammo bo'lishi mumkin. Xo'p, yoshi keksa sahobaning rivoyati bilan yoshi yosh sahobaning rivoyati o'rtasida farq bor. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu ning rivoyati bilan Abu Hurayra radhiyallohu anhu ning rivoyati o'rtasida farq bor. Yoshi keksayib qolgan sahoba qilgan rivoyat ehtimol ki zihinde miros esdan chiqarganlik bo'lishi mumkin. İnsonni to'g'ri tushunish kerak. Bitta insonning zihniga suyanilmaydi. Bitta insonning nazariga suyanilmaydi. Islomning o'zining usuli bor. Ajoyib bir hodisani keltirishadi. Bir keksa qari otaxon Ramazon oyini ko'rgani bir joyga chiqishgan ekan. Katta zotlardan bittasi ko'rib, "O oy ko'rinib turibdi, bugun Ramazon" debdi. Desa odamlar qarab oy topamasmish. "Ana turibdi-yu, ana" dermiş. Yaxshilab qarasa ko'rinmayapti. Hayron bo'lishibdi. "Nimaga men ko'rganini ko'rmayapsizlar, ana turibdi-ku" desa, bir kishi qarasa otaxonning qoshlari o'sib, ko'zlarining oldiga tushib qolgan ekan. Oy deganda qoshni ko'rayotgan ekanlar o'zlari. Keyin qoshlarini yaxshilab tekislab qo'yibdi, "Endi qarang-chi" desa, ye, o yo'qolib qoldi degan ekanlar. Ya'ni o odamning ishonchli ekanligida shubha yo'q-da, lekin ba'zi sabablarga ko'ra o'shaning yolg'iz gapi bilan hukm chiqarilmaydi. Islomning o'zining usuli bor, metodologiyasi bor, islomning o'zining ulamolari bor. O'sha ulamolar yechib bergan usulga amal qilinadi. O'sha usulning jamoatini nima deyiladi? Ahli sunna val jamoa deyiladi. Bu gaplarni kesingda qaytadan eshitib ko'ring, mana shu jumlalarni.
İslam ota sadda adamlarını gapirmez. İslam ota yani ahmoq adamlarını dinimez. İslam judayam mutabar, akıl idraki toliq ve cemaavi şekilde himoyalangan, Alloh subhanahu va taolo tomonidan va'da qilingan, qiyomatga qadar g'olibligi yani yozib qo'yilgan deydi. Fakat bizden közlengen, bizden talep kılengen narsa değil mi? Doğru yondaşış. İslam'ı doğru düşünüş. Doğru amel kılış. Bilgeninizde amel kılış. Bilmegenge arlaşmasın. Her kim özünü işini kılış gerek. Fakat işte İslam hakkında bahs münazaradan göre hadırgı künde Uzbekistan'a ne menfaat kiltirsem bularken memleketimge, yurtumge, kaysa fan bilen yordamım tegerken degen bahslarda hem kalışımız gerek. Mektepler açılı yaptı. Bizden bazı mektepler açı yaptı. Sadık skulge Allah'a da tayarlı yaptınız. Bolalarını, yigitlerini, kızlarını. Yani millet için gerekli ilimini aladigen bola terbiyeleşimiz gerek. Dünyanın bütün iktidarlı yaşları bilen rekabetleşe aladigen bolalarını terbiye kalışımız gerek. Kıladigen işimiz köp. Haliyem şu teologik, katta katta ulamalar bahs kılıp nokta koygan masalani ko'tarib yürüyüşümüz doğru emas. Şükürlü adamla meneşi manada juda doğru gap gapirdi. Bu gap İslam kaidelerdeki gap. Kur'an'ı okuyuş, sünnetini o'rganish, mutaxassislik işi bu. Mutaxassislar kılış gerek. Hamma bu masalaga aralashaversa iş qolib ketadi. Ha bizde IT texnologiyalar hozir rivojlanyapti, energetika sohalari, urug'chilik masalalari, dehqonchilik masalalari, injeneriya, tibbiyot, ya'ni bizni asl urug'larimizni, asl molxonalarimizni yana yetishtirish, orolni muammolarini hal qilishga harakat qilish, millatni dardi bo'yotibdi. Millatni bo'yniga kılıç tıralgen biz nima qilyapmiz? Tırnağımızı alıp oturuyoruz. Bu kılıççı alış gereği. Bu kılıççı aptaşış gereği. Manfaatlı işle ben şuğullanışımız gereği. Hadis doğrusundaki kıskara gap şu. Gap cüda çözsek bu arada da. Lekin umumi manada gap şu. Salamat bulsunlar. Dostlar biz üçün sohbette iştirak etip vaktilerini sarplagen yerlerge razı bulasılar. Manfaatli suhbat bugün bu ise Allah'ın hidayeti tavfikiden. Hatta nüksallarımızı Allah-u Teala keçirsin. Allah-u Teala dünya ahiretimizde özü daim nusret, kömek, yardım versin. Cekuylar todalanıp gelsin. Cekuylarına hiç kaçan imkan vermeyimiz. Hayattaki alemzedeligige bular bizge taş atıp şunu kandırmak için. Yok. Kollarından hiç narsa kemiğini. Cekuyça, cekuyvatçalar kollarından hiç narsa kemiydi. İnşallah Allah'ın huzurunda yüzümüz yoruk buluştuğunu sorayalık. Ve şunge hareket kılamız. Bizim maksadımız şu. Adamlardan abru, şeref, umid hiç hem haklamayalımız. Mansap hiç hem haklamayalımız. Mansap hem gereğimiz bizge. Biz bir tane tonumuzun yelkemizge ağırlık manzırge çıkan adamımız. Şu yolda kete uğramız. Biz dünyada yaşama yapız. Biz dünyadan ötüp kiti yapız buralarda. Ötüp kiti yetken adam bu caydaki cekuyilerge itibar verirdi mi? Yok. Haklıken işini kılsın. İnşallah biz manzıldan çalgımayız.